Araya gireceği İzmir İnternasyonel Fuarı bugün kapılarını ve değerli basın temsilcileri, basın mensupları arkadaşlarımıza. Sayın Bakanım. Sayın Bakanım. Sayın Bakanım. Buyurun. Hürmetli Ticaret Bakanım, Bakanım ve Bakan Yardımcılarıyla değerli temsilcilerim, Belediye Başkanım, değerli Hazunum, sen diğer basın mensupları. Değerli misafirlerimiz, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı himayesinde basın toplantısında konuşmaları yapmak üzere Belediye Başkanı Sayın Aziz Koçoğlu'nun kürsüye teşekkür ederiz. Sayın Ticaret Bakanım. Biz İzmir İnternasyonel Fuarı'nın mirasına çok önem veriyoruz. Bu fuar 87 yıl önce Sayın Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyetimizin kurucuları tarafından kurulmuş olup onların dünyaya bakışını ve vizyonlarını yansıtmaktadır. Biz bu mirası gelecek kuşaklara taşımak için komşu ülkelerimiz, uluslararası işbirlikçi firmalarımız, uluslararası işbirliği yaptığımız ülkeler, dostlarımız ve iş ortaklarımızla beraber taşımak için gayret sarf ediyoruz. Bu yıl fuara partner ülke olarak Sırbistan katılmış bulunmaktadır. Kendilerine ayrıca katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sırbistan'ın bu fuara ortak ülke olarak katılması ülkelerimiz arasındaki bağ derinliğini de göstermektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu ilişkiye özellikle önem arz etmekte olup özellikle kendileri Bosna Hersek ve Sırbistan arasındaki otoyolun yapımında bizlerin de görevlendirmiş bulunmaktadır ve bu otoyolun finansmanında Exim Bank olarak biz de devrede olacağız. Bu sene fuarın teması teknolojidir. 21. yüzyılın teknolojileri küresel ekonomileri adeta yeniden yapılandırmaktadırlar. Bu teknolojiler küresel ekonomide ana oyun kurucuları konumuna gelmiş durumundadırlar. Biz Türkiye olarak bu yarışın içindeyiz ve yenilikçi projeler ve politikalar geliştiriyoruz. Bu yola azimle devam edeceğiz, ediyoruz. Fuar kapsamında İzmir'de 3. kez İzmir İş Günleri toplantıları gerçekleştirilmiş olup bu fuarda Ege bölgesi iş adamları ile fuar katılımcıları arasında uzun vadeli işbirliklerinin gerçekleşmesini temenni ediyoruz. Bu yılda önceki yıllarda olduğu gibi İzmir fuarındaki işbirliklerinin geleceğin ticaretine yön verici olmasını temenni ediyoruz. Bu kapsamda en büyük katılımcıyla fuarımıza teşrif eden Hindistan'a da odak ülke olarak katılımları için ayrıca teşekkür ediyoruz. Fuarın açılışı öncesinde katılımcı ülkeler ülkelerinin yatırım olanaklarını ve ticari imkanlarını tanıtma fırsatı buldular. Bu doğrultuda 13 ülke temsilcisi ülkeleriyle ilgili işbirliği ve yatırım fırsatlarını tanıtmış bulunmaktadır. Umuyorum bu toplantılar iş adamlarımıza yeni vizyonlar katacak, yeni işbirliği imkanları doğmuş olacaktır. İzmir tarihsel olarak Anadolu'nun bir buluşma noktası olmuştur. İzmir İnternasyonel Fuarı da Türkiye'nin buluşma noktası olmuştur. Esasında benim hayatımda da önemli bir yeri var İzmir'in. Çünkü benim çocukluğumda babam her sene bizi İzmir Fuarı'na getirirdi. Pek anlamazdık ama bütün standları onlarla beraber dolaşırdık. Tabii burada konserlere giderdik. O zaman Zeki Müren konserleri olurdu. Onlar da çok severlerdi. Biz de giderdik. Konserde uyurduk ama Luna Park'a giderdik. Yani benim için çok anlamı var İzmir Fuarı'nın. Bu vesileyle babamı da huzurlarınızda bir kere daha rahmetle anmak istiyorum izin verirseniz. İzmir'de 87 yıldır devam eden fuar boyunca Anadolu insanının bereketi, kültürü dünya katılımcılarıyla buluşmuş kültürel buluşma noktası olmuştur İzmir. Cumhuriyetinizin ilk yıllarından itibaren 87 yıldır olduğu gibi bu yılda bu buluşma devam edecektir. Geçen sene 1,2 milyon ziyaretçi katılmıştır bu fuara. Bu Türkiye'de en yüksek katılımcı fuar olma özelliği Türkiye'nin geçen sene. Ve bu sene bu katılımın biz daha da artacağına inanıyoruz. Özellikle
teknoloji odaklı projeler olduğu için gençlerimizin de çok daha fazla ilgi göstermelerini bekliyoruz. Fuarın katılımcılarımıza ve ziyaretçilere geleceği daha net görme imkanı vermesini temenni ediyorum. Gelecek, ortak refaha ulaşmak için çalışmalarımıza ilham verecektir. 87. İzmir Enternasyonel Fuarı'nın gerçekleşmesine katkıları olan başta Sayın Valim ve Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere huzurlarınızda emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum. Bu fuarın ülkemize, bölge halkına ve iş insanlarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Hepinize tekrar selam ve sevgilerimi sunuyorum. Sajam u Izmiru je jedna dobra prilika da se okupe mnoge države iz regiona i da zaista u širem smislu Turska pokaže svoju zaista veliku ekonomsku moć i prednost, ali da okupi zemlje i da se jedna razmena svih vidova, ne samo trgovine, nego i znanja, desi ovde danas u Turskoj. Srbija je zemlja koja ima mnogo dobre odnose poslednjih godina sa Republikom Turskom. Izuzetno je to krenulo još 2010. godine kroz akt o slobodnoj trgovini, gde razmena roba i usluga povećan 4 puta. Ovo je zaista prvi put da Srbija učestvuje pod imenom Srbija, 90. godine je bila kao Jugoslavija još uvek ovde. Ali je robna razmena sa Turskom zaista znači nešto što je dostiglo preko 1 milijardu evra i po rečima predsjednika Erdogana može i treba da se utrostruči i utrostruči. Posebne veze su formirane između ove dve države vlade 2017. godine. Poseta predsjednika Erdogana Srbije je već nešto što mi doživljamo zaista kao posetu velikog prijatelja i naš predsjednik Aleksandar Vučić se više puta u toku godine sreće sa predsjednikom Turske. To je prouzrokovalo zaista velikoj saradnji, učešću turskih kompanija. Preko 400 kompanija učestvuje u razvoju privrede Srbije. Direktna strana ulaganja su već preko 70 miliona dolara. Agencija TIKA je uložila preko 30 miliona evra za razne razvojne programe. Ti programi, kao što uglavnom znaju ljudi iz Turske, se odnose na polje privrede, automobilske, tekstilne i drugih grana industrije, ali kroz infrastrukturu. Turkologija je zastupljena i na drugim universitetima, Novosadskom, Niškom, a interesovanje zbog broja kompanija, pa i raznih kulturnih utjecaja, TV serija, sporta, se proširuje i na srednjoškolsku omladinu i na druge vidove obrazovanja. Mislim da ćemo se vrlo brzo sresti, moji kolega i ja, jer imamo puno zajedničkih tema koji bi mogli da podignemo, napredimo saradnju između Turske i Srbije. I posljedno što je jako zanimljivo nama, običajno bilo da srpski državljani dolaze na letovanje u Tursku. Turski državljani ukidanjem viza postaju drugi po brojnosti turisti u Srbiji, a mislim da će biti vrlo brzo i prvi. Tako da je to sve nešto što zbližava dve nacije. Naravno, Turska je nesrazmerno velika i moćna država, a zaista mislim da je to prijateljstvo iskreno i da je zasnovano na dobrim i ekonomskim kulturnim tradicijama. Još jednom hvala i želim da ovaj sajam protekne u duhu, kako je to rekao i gradonačelnik. Hvala. Anlatma, teknoloji ve işe başında olacak. Tam 10 sözcük varımız. Yani işe başında.